Salvador Dali, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından. 20. yüzyıla damgasını vuran sürrealist akımın önde gelen temsilcisi, eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle farklı bir yorum sunuyor. Paris'te bulunan Pompidou Merkezi, ressamın retrospektifini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 1989 yılında 84 yaşında hayata veda eden Dali'nin sanatsal zekasını yeniden gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Sergi öncelikle Dali'nin ressam yönünü ön plana çıkarıyor. Burada ressamın 120 adet tablosunu sergiliyoruz. Dali'nin bu yönü görmezden gelinemez. Ancak Dali 20. yüzyılın artık resim yüzyılı olmadığının farkına vardı ve sanatını sadece resimle sınırlamadı. Il pouvait pas se limiter à la peinture. Et pire que ça, un provocateur. C'est-à-dire un provocateur de tout. Dali hayatı boyunca eserlerinde provokatif bir amaç güttü. Bu yönü yanlı yansız birçok insanın sanatına ilgi duymasına ve geniş kesimlerce tanınmasını sağladı. Dali'nin 15 yıl boyunca ilham perisi olmuş Fransız şarkıcı Amanda Lear ise sanatçının özel hayatında farklı bir kişiliğe sahip olduğunu belirtiyor. Çılgın biri gibi gözüküyordu fakat inanılmaz derecede disiplinliydi. Sadece su içerdi. Ne yediğine her zaman dikkat eder ve her öğle vakti biraz kestirirdi. Her gün aynı saatler arasında resim yapardı. Öğleden sonra 3'ten saat 5'e kadar. Saat 5'ten sonra o çayını içerdi. Ben ise sıcak çikolatamı içerdim. Akşam 7'ye kadar böyle devam ederdik. Sonra tablosunu bitirir, fırçalarını temizler ve herhangi bir arkadaşıyla buluşurdu. Her anı bir ritüel gibiydi. Pompidou Merkezi 33 yıl aradan sonra ikinci kez sanatçı ev sahipliği yapıyor. 1979 yılındaki Dali sergisi ise 840 binden fazla ziyaretçiyle Pompidou'nun en fazla ilgi duyulan sergisi olma özelliğini taşıyor. Dali'nin retrospektifi 25 Mart'a kadar Pompidou Merkezi'nde olacak.